borsa bo'ladim, bo'lmaydim degan ummat ichida katta ixtilof ketyapti. Desa javob shuki, beda Alloh taolo oyoqni yuvishlikni farz qildi. Endi oyoqni yuvishlik farz bo'lgandan keyin uni paypoqni ustidan javrobustidan mahs torsa shu oyoqni yuvadigan Alloh taolo buyurgan farzlar bo'ladimi yo'qmi? Shu yerda ixtilof bor. İbadet çünkü taharet ibadet, ibadet tuluk gemel buladı mı yok mu? Degen bahs ümmet içi de ketti. Şunun için hadisle geldi ki Cevrab'ke mahs tarzı buladı degen bir rivayet geldi. İyi Cevrab mahs, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hufke yani üşe mahsige, pimetike okşagen bir mahsige okşagen nesige mahs tarzı degen rivayet 60'da geldi. Mutavatır buldu. Şunun için bir ağızdan tür mezhep ulamaları hufkayınge, yani mahsige mahsarsı ayağını yuvuşluk farzı adab buladı deyip durup fatva verdi. Ha, endi kagen bitti hadiske kegen de cevapke mahsarsı farzı adab buladı mı dese hiç kayısı muhaddisleyen fukahalayan yok bu farz adab bu miydi dedi. Çünkü bu rivayet zayıf değişti. Zayıf kat'ini dalil, kat'i dalil hükmünü özgertire almaydı dedi işte. Kat'i dalil hükmünü müydü? Kat'i dalil Kur'an-ı Kerim bilen sabit bugün hükümüdü. Kat'i Kur'an-ı Kerim bilen sabit bugün hükümge bizge sahih dalil gerek. Yani sahih dalil fakat hamasi mahsige geldi. Bitti. Cevrabke kine hadis Kur'an-ı Kerim'i ayağı yusun degen derseni özgertire almaydı. Şunu düşünmeseyiz inşallah ibadetiz mükemmel olur. Gap şu. Xo'p, savol aka bo'lmasa, nima farq aka gap. Farq aka bitta savolga shunday yordam bera olsa yaxshi bo'ladi. Tualet kirgandan keyin orqalini yuvish kerak emasmi? Bitta hukm masalasini so'rayotgan bo'lsangiz, bu mustahab amal. Yuvish kerak emasmi deganingizda buni, demak bu makruhmi demoqchi bo'lyapsizmi yoki bo'lmasam harommi demoqchi bo'lyapsizmi? Menga hukm masalasini gapiring. Obязательство, ya'ni obязательно yuvish kerakmi yoki kerak qog'oz bilan artib qo'yib chiqib ketaveradi anaqa tahorat qilsa bo'laveradimi demoqchiman. O'zi aslida o'sha kesta bilan kifoya qilinadi. Endi uni suv bilan tozalashlik bu mustahab, ya'ni avlo amalga kiradi. Lekin siz aytayotgan farz amalni men sizdan endi eshityapman. Okay. Nimaga deganda ochiqdan ochiq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarida bor. Ha, kesta bilan aslı istibro istinjo qilganlar paytida. Endi shu hadisga ko'ra siz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam farzga amal qilmagan demoqchi bo'lasizmi unda? Yo'q, значит men adashimman. Men har doim to'g'ri kirgandan keyin tahorat o'tganda orqalni obязательно yuvaman. O'shanga 5 ta dedim. Yo'q, qarang, endi obязательно degan bu urushchi so'zda. Men sizga shar'iy hukmini aytayapman. Ya'ni obязательно deganda bu farz demoqchimisiz? Farz, vojib, sunnat, nasha amallarni biz gapiryapmiz biz bu yerda. Obязательно, не обязательно gapirmayapmiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh. Qadrdorlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Facebook ijtimoiy tarmog'ida jonli muloqotimizni va ilmiy bahs maydoni degan guruhda savol-javob uchun ulandik. Alloh subhanahu va taolo foydali manfaatli qilsin. Hozir birodarlarimiz ba'zi masalalarda suhbatlashib turishgan ekan, shunga bo'lgim kelmadi, lekin shu masalalarga ilmiy yondashish, ilmiy bahs maydoni deb nomlangani uchun ilmiy yondashish tarafdoriman. Bu yerda Zinnur degan birodarimiz ba'zi savollarni beryaptilar va savol-javoblar mavqifini, navbatini boshlasak inshaalloh qo'limizdan kelgancha bugungi kechamizni ham manfaatli ilmiy suhbatlar kechasiga aylantirsak degan umid bor. Xo'p, to'xtagan joydan davom etamiz. Tahorat haqida savollar bo'layotgandi. Men bilishimcha sunnatga to'g'ridan to'g'ri ergashaveramiz. Ulamoning gapi bilan hadisdagi gap to'g'ri kelib qolsa hadisni olamiz degan masala ko'tarilgan edi, to'g'rimi? Shuning orqasidan bu masalaga keldik hozirgi holatga. Shu mavzuda Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Oldim, javob oldim. Endi ketidan yana bir ikki savol bo'ldi, o'shanga qo'shib qo'yildim. Aha.
Yani savol aniq shu tahorat masalasi deydi. 5-sini men o'sha o'zim qotganligim uchun 5-sini ham qo'shdim o'zim. Yo, farz namo farz ibodatlarini bir inson o'zi qilsa, o'shani farz deb nomlab olishi to'g'ri emas u? Yo, to'g'ri emas, to'g'ri emas. Siz masalan o'zingiz bir narsani doim, masalan, men doim qahva ichib yuraman. O'shuning uchun men qahvani farz deb olsam bo'lmaydi-yu, to'g'rimi? Mana shunaqa. O'shuning uchun boshqa birodarlar ham ko'p ta'kidlashyaptiki, mazhab ulamolari o'sha hadislarga amal qilish, Qur'on oyatlariga amal qilish, sahobalarning amallariga amal qilish borasida usul ishlab chiqishdi, usul. O'sha usul hamma narsaga tushaverdi keyin. Oldin tanqid qilib ko'rishdi, sen nimaga o'zingdan o'zing gapiryapsan deganlar bo'ldi o'sha zamonda, hadis turganda mazhab nima qilamiz deganlar bo'ldi. Keyin qarashsa usul hadislarni umumiy ma'nosidan kelib chiqqan mavzu ekan. Usulga amal qilish aynan hadisda amal qilish lozim bo'lgan ma'noga amal qilish hisoblanar ekan. Bu tasdiqdan o'tdi. Yo'q, hadisga amal qilaman degan odamlarni juda ko'pi hadis da'vosida aslida o'zini doim qilib yurgan narsasiga, o'ziga yoqqan narsaga amal qilib ketib qoldi. Mazhab usullari g'olib bo'ldi. Tarix mobaynida butun insoniyat musulmon xalqi 1400 yildan beri islomga, dinga amal qilib kelayotgan bo'lsa, o'sha dinga usul bilan amal qildi va usul har doim to'g'ri ekanligini isbotladi. Orada odamlar chiqdi. Biz o'zimiz Qur'ondan olaveramiz dedi. Unda Qur'onda mana savol hozir, tahoratda nechta farz bor desa, ixtilof bo'lyapti. Qo'yib bersangiz, odamlar tahoratdagi farzi o'zida ming xil gapni gapirib olishi mumkin. O'zi mujtahid ulamolarning usuliga ko'ra ham tahoratda farzlarning farqi bor. Bizning Hanafiy mazhabimiz 4 ta deydi, Shofiylar 5 ta deydi, Malikiylar 6 ta deydi, yana qaysidir mazhab 7 ta deydi. Oyati karimada Alloh subhanahu va taolo har bir a'zoni yuvish masalalarida o'rtasida vovva zikr qilgan. Fagsilu wujuhakum va aydiyakum degan. Va o'sha yuzni yuvgandan keyin qo'lni yuvish kerakligini farz degan. Yuzni yuvib oyog'ini yuvsangiz tahorat bo'lmaydi degan. Nimaga? Chunki vov bu yerda tartibni bildiradi degan. Tartib farz degan. Boshqa ulamolar aytganki, yo'q degan. Tartibni ham bildiradi. Yuzni yuvgandan keyin qo'lni yuvishlik orasiga boshqa narsa qo'shmaslik kerak. Vov shu ma'noni ham beradi deyishgan. 6 ta bo'ldi. Ba'zi ulamolar yuzni yuvgandan keyin tahoratni boshida niyat farz degan. Niyat. Ovoz qo'yibdimi Facebook'da? Ovoz pastmas, menimcha yaxshi. Shundoq ekan, bu uslubda ochilgan Amerikani qaytadan ochishga hojat yo'q. Ixtiro qilingan g'ildirakni yana men ixtiro qilaman degan odam noto'g'ri ish qiladi, vaqt isrof qiladi. Va o'zim qilib yurgan ishim bilan men dinni tushunaman degan odam butun boshli ummatni ulamolariga, ummatga nisbatan behurmatlik qilgan bo'ladi. Hadis haqida oyatlar haqida, islom ta'limoti haqida ma'lumot kerak. Bir narsani farz deyish uchun o'sha farz deyishlikni o'zi bir ma'noda usul talab qiladi. Qanaqa qilib farz deymiz? Masalan, Zinnur sizga savol. Nima farz bo'ladi? Amallarning tartibi bora, payg'ambar alayhissalotu vasallamdan falon amalni qilsang farz, tahoratning 4 ta farzi bor degan hadis yo'q. Farz o'zi nima? Nima bilan farz sobit bo'ladi? Zindur, bilasizmi shuni? O'zi aytib qolayim, bilmayman. Yo'q, men bilaman. Ya'ni siz siz bilmaganingizda bilmagan mavzuingizda gapirish to'g'risida payg'ambar alayhissalotu vasallamdan qattiq tanqidiy hadislar bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ya'ni o'zingda bo'lmagan ilm, ya'ni ilming yetmagan narsaga ergashma degan. Ilmingiz yo'q narsaga ergashmang degan. Ya'ni uni gapirmang.
İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulaika kana anhu mes'ula. Sem'a, kulak, kus, kalp hammasi so'raladi qiyomatda. Bilmasangiz, uni siz farz, men buni farz deyman, farz degan gaplaringizda mas'uliyat bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam hatto Qur'on haqida, Qur'ondan ilmsizlarcha gapirgan odam jahannamga joyini tayyor qilib qo'ysin deganlar. Juda qattiq gapdi. Bu hadislarni bilib turib ulamolar keyin ilm bilan yondoshgan. Juda ham akademik shaklda yaqinlashgan masalalarga. Shu darajada zakovat bilan amal qilishganki, tanqid qilganlar tanqidi zafar topmagan, keyingi ummat bularni qilgan ishiga tan bergan. Hozirgacha amal qilib kelyapti. Endi hozir chiqib o'zidan o'zi gapirsa bo'lmaydi. Qachon farz bo'ladi desa, farz buyruq ifodasi bor amrlarda farz ifoda bo'ladi. Usul mana shu. Ya'ni al-amru tufidul wujub deydi. Amr buyruq farzni ijob qiladi, ya'ni farzni ifoda qiladi. Masalan, Alloh taolo nima dedi? Ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ila solati fagsilu wujuhakum dedi. Fagsilu buyruq, yuvinglar buyruq. Wujuhakum va aydiyakum ila al-marofiq. Shunga o'xshagan. Endi yana bitta gap chiqadi shu yerda hozir. Ba'zi buyruqlar bor, farzni ifoda qilmaydi. Masalan, Qur'oni Karimda Alloh taolo nima degan? Kulu va shirobu degan. Yenglar, ichinglar degan. Yemoq, ichmoq farzmi? Farz emas. Buni qattan ajratamiz desa, demak, yuqoridagi qoidaga bitta qoida qo'shiladi. Agar qarina uni farzlikdan pastga tushirib qo'ymasa. Qachon farz bo'lar ekan? Buyruq farz bo'ladi. Faqat o'sha buyruqning atrofida shunday boshqa ma'no bo'lmasligi kerakki, o'sha ma'no uni buyruq lafzini pastga tushirib qo'ymaslik kerak. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallamga Alloh taolo fatahajjat bihi dedi. Kechasi tahajjud o'qing dedi payg'ambarimizga. O'qing buyruq. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga nima bo'ldi? Farz bo'ldi. Keyin nafilatan lak dedi Alloh taolo davomida. Nafil shaklida o'qing dedi. Ana shu nafilatan lak Imom Qurtubiy tafsirda keltirgan payg'ambar alayhissalotu vasallamga farz bo'lgan narsani sunnatga tushirgan hukmini. E'tibor beryapsizmi, bu masala juda ham nozik masala. Agar aqlimiz yetsa, ilmimiz yetsa marhabo. Hech kim bu eshigini quplab qo'ymagan, ochib kirib bemalol saviyaga yarasha, ilmga yarasha bu maydonda ko'p ilmiy ishlar qilishingiz mumkin. Saviya yetmasa, ilm yetmasa, chiqib olib mashinani men haydayman, rulni menga ber deyish to'g'ri emas. Butun boshli ummatni halokatga olib ketadi kim uni qo'liga rulni bersa. Tushunaldingmi? Ama gapingiz tushundim endi. Ana johil odam o'tirursa jaholatni qolib ketadi-yu, aqlsiz odam so'ramasa ahmoq bo'lib qolaveradi. Shunga savol javobda qo'shilib savollar berildi. Endi baribir o'sha ikkita savolda biz bitta nuqtaga kela olmadik shu akalar bilan. Savollar o'sha bittasi tahoratda, endi hozirgi zamonda hammamiz bilamiz, suvdan muammo yo'q, tozalanishdan muammo yo'q. O'z aytganingizdek, tahoratda 4 ta farzdan keyin o'sha hojatga kirgandan keyin baribir orqa oldini yuvish bu shart bo'pti. 5-inchisiga kirgizsa bo'ladi-da, shunaqami? Bu birinchisi. Ikkinchisi, amal bu birinchisi. Ikkinchisiga o'tib ketib qo'ying, boshqa mavzu bo'lib ketib qoladi. Xo'p, inson ya'ni hojatxonaga kirganda, hojatda najosat chiqqan joylarni suv bilan yuvish farzmi degan savol. Aslida najosat chiqqan o'rinlarda najosatdan tozalanish lozim. Agar najosat haddi af deydi, haddan ya'ni chegaradan tashqariga yoyilib ketgan bo'lsa, unda farz bo'ladi yuvish. Lekin aslida qog'oz bilan, kesak bilan, paxta yoki latta bilan tozalashni o'zi kifoya. Aslida shu kifoya.
suv bemalol bo'lib qoldi, sharoit bemalol bo'lib qoldi deb qolganlarga buni majburlay olmaymiz. Nimaga? Chunki suv tegishligi oqibatida kasal bo'lish ehtimoli bor ba'zi insonlarni va suv bemalol bo'lib qolgan joy dunyoni hamma joyida bo'lavermaydi. Qishloq joylarda suv muammo bo'lishi mumkin ba'zi o'rinlarda. Suvni bemalol bo'lib qolganligi illat bo'lmaydi. Bir narsani hukmida. Uning hukmi nima bo'ladi? Najosatni tozalash. Najosatni qay usulda tozalasa, o'sha afzal. O'shanga qaray bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo Qubo ahli haqida oyat nozil qilgan. Ahli Qubo. Oyatda Alloh taolo aytganki, "Innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin" degan. Alloh taolo tavba qiluvchilarni boshqa bir oyatda mutatahhirin degan. Mutatahhirin degani oddiy poklanish emas, mubolag'ali poklanish. Shunaqa odamlarni Alloh taolo yaxshi ko'radi degan. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam ahli Quboni maqtaganlar. Nimaga ularni maqtadi desa, ulamolar aytganki, Madina ahli faqat kesak bilan tozalanar ekan. Payg'ambar alayhisolam davrlarida, Rasulullohni shaharlarida Qubo ahli ham kesak ishlatib, ham suv ishlatar ekan. O'shaning uchun ularni afzal dedi. Sunnatda ham afzal dedi. Afzallik farzlikka dalolat qilmaydi. Qachon yuvish vojib bo'ladi? Suv bo'lgan paytida o'sha chiqqan najosat chegaradan yoyilib ketsa deydi. Bu endi namozni farzlariga dohil emas. Namozni farzlariga tahorat dohil. U ham tahorat namozni ichidagi farz emas. Tahorat namozni tashqarisidagi farzdan. Namozda o'zi fuqaholar ixtilofiga ko'ra bizning mazhabda 14 ta farz, 12 ta farz bor. Bu 12 ta farzni tashqarisida 6 ta farzi bor. O'sha tashqaridagi 6 ta farzi ichida tahorat bor. Ichkaridagi farzlar alohida. Tushunarlimi? Ikkinchi savolingiz? Ikkinchi savolim o'sha masjiddagi bo'lgan suhbatimizdagi savol bu. Masjidda sunnat o'qish shartmi yoki da o'sha uyga borib o'qigan afzalroqmi? Ya'ni o'sha hadis bor-ku, sunnatda uyda o'qinglar, ya'ni ki o'sha uylarni qabristonga aylantirib qo'ymanglar, ya'ni o'shanda qilib qo'ymanglar deydi-ku. Seri deydi o'zbekchada. O'zbekchada mana shu to'g'ri bo'lsa kerak, o'sha qabristonlarga, ya'ni hech kim bormas joylarga degan ma'noda bo'lsa kerak, menimcha. Sunnatlar degan kalima yo'q u hadisda. Wala taj'alu buyutakum qubura degan hadis. Wala taj'alu buyutakum qubura. Uylarni qabristonlarga aylantirib qo'ymanglar deganlar. Va uyda namoz o'qib turishlikka targ'ib qilganlar. Bu qaysi namoz desa, ulamolar bil ittifoq nafil namozlar degan. Nafil namozlar bor, tahajjud namozlari bor. Tahorat qilgandan keyin o'qiladigan 2 rakat namoz bor. Hojat namozlari bor, istihora namozlari bor. Lekin sunnat namozlarini agar sharoit topolmasa uyda o'qisa zarar yo'q. Afzal masjidda o'qish. Nimaga? Chunki u sunnat namozlar farz namozlar bilan birga har doim. Uni o'shaning uchun u sunnatlarni sunnatul ravotib deydi. Ravotib sunnat. Boshqa sunnatlarga o'xshagan emas u. Ravotib. Ravotib nima? Har doim farz bilan birga kelgan. Hatto safarda ham o'qiladi bular. Faqat safarda ravotibligi tushadi. Ravotibligidan biroz maqomi tushadi, lekin sunnatligi qoladi. Sunnat farz bilan birga bo'lgani yaxshi. Nimaga? Har farz namozining atrofida bor sunnatlar. Asrdan, shomdan tashqari. Asrda oldida 4 rakat sunnat bizda ravotib yo'q, lekin ya'ni mustahab bo'lgan 4 rakatlik namoz bor. Shomdan oldin yo'q, chunki shomdan oldin nafil ibodat makruh. Shomdan keyin 2 rakat sunnat bor. Oraga narsa qo'shmagan afzal deydi. Endi bomdod namozida 2 rakat sunnat bor, keyin farz bor. Iloji qilsa masjidda emas, uyda o'qisa zarari yo'q shuni. Bomdodni uyda o'qib hech qanaqa boshqa dunyoviy gaplarni gaplashmasdan bu ham majburiy emas. Ya'ni afzal tariqani ushlamoqchi bo'lsangiz. Inshaalloh, internetimizdan chiqib ketib qoldi bu. Bir minut, birodarlar.
Üzür buradırlar, üzülüp kaldı. Hazır. Şimdi yakışı mı? Aynı zor. Şimdi yakışı. Demek sünnet namazları, farz namazlarını bir bölge hesaplanadı. Onlarını acıratmadan yakışı. Çünkü adatta köp adam mescitten doğru üyge kemiydi. Başka cahaya getirdi. Şimdi mescitte şarait bulup dururken de okuvalgen afzal sünnetlerini. Üyde okuluş gereği bugün namazlar, üyelerini kabristanga eğlendirip koymayınlar degendeki namazlar, nafil namazlar olur. Şunu anlayayım mı? Aç şunu anlayayım. Adminler, bir tartıp açıklaşamayınlar, nabat mı açalım inşallah. O, yine Zinnur bir tartıp açıkçası bu, Paypok'a maksız tartış değildi. Hatta da bir dalil sorudum. Hatta ne meslek bütü? Ha, mah. Hı hı. Hatta Paypok'a maksız tartışlık hakkında soru mengi bir şudu, ben soru cevabım usulü yani şey. Bo'ldi. O'sha o'zingizlaytganingizda birinchisi bu agar 24 soat uyda o'tiradigan bo'lsam, ko'chaga chiqmasdan chiqatga paypoqda bo'lsam, maskiga maxs tortaman. Lekin agar ko'chaga chiqadigan bo'lsam, unda xavotirga o'rin bo'lganligi uchun, ya'ni o'sha ko'chada kir, ya'ni o'sha najas deyish mumkin, yoki da o'sha hid bo'lishi mumkin. Shuni xavotirdan maskini yechib turib ayağını yuvaman. Lekin yani uyda oturgan holatimda maskini üstüne maks tortib namazımı okuram. Siz bunda fakat şahsi düşüncenizi ergeçesiz mi? Hadis var mı? Ayet var mı? Siz Kur'an ve sünnetke ergeçemen degen dava katta kaldı indi. Ben bunlar sana kılışımda maks... İştirip oturum mu? Ağzım yukarı. Üzülüm kaldı. Bu usulni olishimdan maqsad maqsiga maqs kiygan odam oyog'ini yuvmasdan bo'ladi degan hujjatga tayangan holda takkak o'sha maqsi hamma joyga yopganligini hisoblanib o'sha germetichni ya'ni zashichonni bo'lganligi uchun o'shandan kelib chiqqan holda mana endi bu mening o'zimning fikrim. U ko'chaga chiqsangiz ham, uyga kirsangiz ham, unga hech narsa qilmaydi. Lekin naski annaqasi nima deydi, prozrachnost, ya'ni propuskaymiz deb bemalol bo'lganligi uchun o'shani xavotirni olgan holda shu ishni qilaman. Savolni qaytaraman. Siz bu ishni qilayotganda Qur'on va sunnatdan dalilingiz bormi deyapsiz? U sizning shaxsiy qarashingiz din bo'lmaydi kelishdigi boshida. Hadis o'sha hujjat so'rayotganingizda o'shandan olgan holda qilaman deb. Qaysi hadisda? O'sha maqsiga anaqa tortsa bo'ladi-ku. Hozir aytildi nima deydi? Maqs. Suv yuzib qo'ysa. Maqsiga masx tortsa bo'ladi. Maqsi. Maqsi haqida ochiq oydin hadislar bor. Maqsi teridan bo'ladi. Teridan bo'lgan narsaga maqsi deyiladi. Maqsi hadislarini unda mana qo'limni yopib turibdi mana yengim. Ha bunga ham maqs torsam bo'ladimi unda? Yo'q, konechno. Bo'lmaydi. Maqsiga nimaga masx tortamiz? Chunki sunnatda bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan. Mana shu o'rinda siz yaxshi bilingki, biz sunnatga, Qur'onga ergashamiz degan odamlarni hozirgi kundagi odamlarni deyarli birortasi sunnatga ergashmaydi. O'zini tushunchasiga ergashadi. O'zi tushungan, o'ziga oson ko'ringan, o'ziga ma'qul degan mavzuga ergashadi. Biz mana shundan islom ummatini ogohlantiryapmiz. Islom din, shariat kimningdir shaxsiy tushunchasi ustiga qurilmaydi. Siz shaxsiy mantig'ingiz bilan uyda o'tirsam 24 soat o shaxsiy mantiq. Ko'chaga chiqsam kir bo'ladi, najos tegishi mumkin. Shaxsiy mantiq u. Lekin Rasululloh nima deganlar? O'rganib ko'raman deyapsiz. O'rganib ko'rdingizmi? Paypoqqa, hozirgi kundagi paypoqqa
masx tortish uchun bir dona musnat bo'lgan Rasulullohdan amal bo'lgan bir dona sahih hadis keltirib bera olasizmi degan savolga yo'q, savol javob bera olmaydi. 4 mazhabga ko'ra, 4 mazhabning usuliga ko'ra biror dona hadis ma'nosi bugungi kundagi paypoqlarga masx tortishlikni qo'llab-quvvatlamaydi. Ulamolar bil ittifoq betahorat odam deydi shuni. Bir odam katta bir allomaga kelib gapirgan, Misrdagi bir olimga qanchadan 3 yildan berimmi paypoqqa masx tortaman, nima bo'ladi deganda namozing namoz bo'lmaydi degan. Chunki ulamolar ittifoq qilgan o'sha hadislardan kelib chiqib, oyat ma'nolaridan kelib chiqib paypoqqa masx tortishlik oyog'ini yuvganlik hukmiga o'tmaydi degan. Chunki Qur'onda nima dedi Alloh taolo? Fagsilu wujuhakum va aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum va arjulakum dedi. Oyog'ini yuving deyapti Alloh taolo. Qur'onda buyruq ha? Alloh sizga oyog'ini yuv deyapti, siz paypoqqa masx tortaman yo'q deyapsiz. Paypoqqa masx tortishlikni Allohning oyatiga qarshi ishlatyapsiz. Oyatdagi yuvni o'rniga oyoqqa masx tortaman paypoqqa deyapsiz. Lekin mahsiga masx tortaman degan ham bor-ku desa aytadik ulamolar, Abu Hanifa o'zlari aytadilar. 80 ta sahobadan mahsiga masx tortishlik rivoyati menga yetib kelgunga qadar mahsiga ham ruxsat bermaganman deganlar. Chunki oyatdagi yuving buyrug'ini o'rniga inson shaxsiy tushunchasini qo'yishi mumkin emas. Alloh taolo oyatda yuving deyapti. Yuving degani nima edi? Yuqorida nima dedik? Al-amru tufidul wujub. Oyog'ini yuvish farz bo'ladi. Yuvmasa farzni ado qilmagan bo'ladi. Mahsiga masx tortsa Allohni yuving degan buyruqni mahsiga masx tortganligi haqidagi mutawatir hadisni o'rniga qo'ygan bo'ladi. Ulamolar joizmi? Joiz deydi. Lekin afzali yuvish baribir. Salmundorog'i mahsiga masx tortish. Chunki yuvganda oyatga amal qilayotgan bo'ladi. Mahsiga masx tortganda hadisga amal qilayotgan bo'ladi. Va hadis mutawatir, ya'ni kuchi quvvati oyatga teng hadis. O'sha mahsiga masx tortish hadisini inkor qilgan odam dindan chiqadi. Shunaqa kuchli hadis u. Endi paypoqqa masx tortishlikka menga bir dona hadis keltiringchi. Qaysi jur'at bilan Allohning oyatiga qarshi shaxsiy fikr bilan paypoqqa masx tortiladi? Deganda haligi odam aytgan, men 3 yildan bir masx tortaman, nima qilay deganda, men senga aytdim hukmni degan. 3 yillik qazoni qazoqi o'qiysan. Qayerda paypoqqa masx tortib namoz o'qigan bo'lsangiz, u qazo hisoblanadi. Namoz emas, betahorat namoz o'qigan bo'lasiz. Bu usul bu. Qur'on oyati turibdi, mutawatir hadis turibdi. 3 dona hadis bor. 3 dona Rasulullohdan deyilgan hadis bor. 3 dona. Ikkitasi zaifligidan bil ittifoq ulamolar. Ikkitasini zaif degan Abu Dovud bilan Nasoiyning rivoyatini zaif deyishgan. Bir dona Imom Termiziyda bitta hadis bor. Bu hadisni faqat Termiziy o'zigina sahih degan. Boshqa muhaddislar zaif degan. Imom Termiziy sahih degan, boshqa muhaddislar zaif degan. İmam Muslim, Sahih Muslim'i sahibi. O kişi aytganlar ki, Abu Huzayl, Huzayl ibn Şurahbil bilen Abu Kays'ni hadisi bu degen İmam Muslim. Huzayl ibn Şurahbil'ni aytgan gapini Kur'an ayetine teng ko'rmayman degen İmam Muslim. Demek rivayet İmam Termizi'de Huzayl ibn Şurahbil'ni rivayeti. İbn Şurahbil bunu Cavurab Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını gördüm. Na'leyn ikide kavuşları bilen Cavurablarına mahs tarttılar. Dedi. Şu hadis. Degende İmam Müslim ettiler ki Huzayl İbn Şurahbil'ini yapıp bu dedi. Çünkü başka muhaddisler bu hadisini mahsı de rivayet kıyan. Makka'nın muhaddisleri var, Medine'nin muhaddisleri var, Kufa'nın, Basra'nın muhaddisleri var. Bunlar hepsi aynen şu hadisini maksat edip rivayet kılıyor. Bitti
Abu Qays bilan Shura Huzayl ibn Shurahbil degan roviy buni javrab deb rivoyat qilgan. Shu bitta shu. Imom Termiziyning qoidasi bor. Imom Termiziy aytadilarki, tanqid tasdiqdan ustun turadi deydi. Qoida bu. Nima degani? Bu hadis tanqidga uchragan boshqa roviylar nazdida. İmam Termiziy o'zlari sahih deyishlari bilan bu boshqa roviylarning tanqidini ustidan g'olib kela olmaydi. Hadis zaif deyiladi. Sanada sahih bo'lishi mumkin, amal qilishlikda zaif deyiladi. Odamlar mana shu gaplar bo'lavergandan keyin sovuq tushdi, yana gap ko'tariladi-da. Savol berishadi, usulni doim zerikmasdan qaytarib aytaversak, yana shu gap takrorlayverasizmi deydi. Takrorlaymiz-da, iloji yo'q. Muammo bor-ku. Muammo bor-ki, mana bitta bechora birodarimiz betahorat namoz o'qiyapti. İslam fiqhiga ko'ra Hanafilarga, Malikilarga, Shofiylarga, Hanbalilarga nisbatan paypog'iga mashq tortgan odamning tahorati tahorat bo'lmaydi bil ittifoq. Hatto Imom Ibn Taymiyani ham alohida ta'kidlashi bor, ya'ni musahhan bo'lmasa tahorat bo'lmaydi. Musahhan degani u javrobning sifati bitta. Issiq ushlaydigan, shaffof bo'lmaydigan, orqasi ko'rinmaydigan, suv o'tib ketmaydigan, u bilan safar qilsa bo'ladigan bir qancha shartlari bor. O'sha shartlar topilmasa ruxsat bermaydi. Hamma shart qo'ygan. Nima uchun shart qo'ygan? Nima deb o'ylaysiz? Zinnur javrobga, ya'ni hadislarda kelgan javrobga mashq tortishlikda ulamolar hammasi shart qo'ygan. Pishiq bo'lsin, teridan bo'lsin, kavush qismi teridan bo'lsin, suv o'tmasin, shaffof bo'lmasin, u bilan safar qilsa bo'lsin, oyog'ida o'zi tursin, shunaqa shartlarni qo'ygan. Nimaga shunaqa qo'ygan deb o'ylaysiz? Bilmadim, o'zingiz ayta qoling. Nimani? Chunki noto'g'ri bo'lib qolsa, shunga qarmay turaman, o'zingiz ayta qoling, to'g'rimi? Tushundim. Chunki o'sha shartlar orqali javrobning sifatini mahsiga o'xshatib olishgan. O'xshatishga harakat qilishgan. Javrob deb nomlangan hadisda kelgan oyoq kiyimi matohni shunaqa shartlar qo'yishganki, masalan, kavush qismi teridan bo'lsin deyishgan. Imom Shofiy alohida ta'kidlaganlar. Muna'alayni bo'lsin degan. Kavush qismi mujallad mujalladayni muna'alayni bo'lish kerak. Kavush qismi terili bo'lish kerak. Ha, teri bo'lgandan keyin nimaga o'xshaydi u? Mahsiga o'xshaydi. Nimaga mahsiga o'xshatishga harakat qilishgan? Chunki mahsi haqida hadis bordi. Materialni mahsa hadisiga ko'tarib olishga harakat qilishgan. Mahsa hadisiga ko'tarildimi? Bo'ldi. Mahsiga kelgan hadisga ko'ra unga tortaveradi. Lekin oddiy bugun kiyib yurgan paypoqqa hech qanday ilmiy asosga suyanmasdan o'zini nafsiga yoqqani uchun tortib ketgan odamni tahorat bo'lmaydi. Tushunarlimi? Tushunarli. Yana oxirgi savol, endi o'zim aralashib qoluvdim o'sha shunga hammasi yozilib bittada javob olsak shu bilan to'g'ri bo'lib ketsa kerak. Bitta ismlari isman shifolloh akani sunnat masalasida gaplashganimizda sunnatni qilmagan odam kofir bo'lib qoladimi yoki da kufr ahlidan bo'lib qoladimi degan savol qo'yiladi. O'sha yerda savol bo'ldi, strechni savol. Savoldan maqsad nima ediki? Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha hassa ko'tarib yurganlar, qo'llarida uzuk bo'lgan, endi uzukdan maqsad bu muhr bo'lgan. Ularni hisobga agar olmaganimizda ham soqol bo'lganlar, soqollari mushlaridan chiqib turgan shunchalik va o'sha o'z aytganingizdek, o'shani o'zini kriteriyalari bo'lganligi uchun soqol ham mushdan chiqib turishi kerak degan, sochlari yelkalargacha bo'lgan degan hadislar bor. Bu degani bu masalan soqol o'zi sunnat. Soqol qo'ymagan odam, shu aytaylik, hassa ko'tarib yurmagan odam, uzuk taqib yurmagan odam yoki deb aytaylik, o'sha sochlari uzun bo'lmagan odam kufr ahlidan bo'lib qolyapti deb o'sha shu hadisga to'g'ri keladimi yoki to'g'ri kelmaydimi degan savol bo'ladi. Agar o'shani iloji bo'lsa aytib bersangiz. Xo'p. Sunnat masalasi o'shaning uchun yuqorida ko'p ta'kidlaganimiz usulga bog'liq bo'ladi. Chunki sunnat deyilganda muhaddislar nazdidagi sunnat bilan fuqaholar nazdidagi sunnatni istilohida farq bor. Muhaddislar 5 vaqt namoz o'qishligini ham sunnat deyiveradi.
Sünnet lügat itibarından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin adeti şerifeleri. Peygamber aleyhissalatu vesselam adette beş vakit namaz okurdular. Bu yem Resulullah'ın sünnetlerine kira uğradı. Lekin fukahalar nazdida sünnet ne madese? Sünnet Kur'an ve hadislerde buyruq lafzida kelmagan. Lekin Peygamber aleyhissalatu vesselam özleri adette amal kılıp yürüyen amallarga sünnet deyiladi. Uşa sünnet niyem? Yani klasifikasyası var. Bazı sünnetler var. Yani sünneti muakkede deyiladi. Takitlengen, buyruq kılıngan sünnetlerden. Fakat buyruqni şekli hadis olarak ahad şekilde kelgan, mutawatir emas. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam misvakka buyurganlar. Buyruq. Misvak tutinglar deganlar. Lekin o sünnet. Sünnet. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni baş kiyimleri bugün. Hazı salla deyiladi. Uyam sünnet. Lekin hiç bitti adamga buyurmaganlar onu. Hamma salla kiysin demaganlar. Uyam sünnet, bu ham sünnet. Bittesi sünnet muakkede deyiladi. Takitlengen. Unga amal kılış gerek. Onu terk kılışlıkta itab var. İtab degeni insan malamatta kalışı mümkün. Lekin nergi sünnet ne? Buyruk şekli bu megellik için kılsa afzal, kılması günahkar bu beydi. Bazı sünnetler var, ulamalar onu yok farzligi de, yok ki sünnetligi de ıhtılaf kigen. Mesela sakal meselesi. Sakal hakkıdaki kigen hadisler Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan buyruk şekli de kigen. Yani lihyeni sakalını şunda koyuşlik ki buyur gelirler. Buyruk. Farzga dalalat kılış gerek idi. Lekin ulamalar aytadı ki, ahir uşa hadisler mutawatir emas de. Ahad hadisler. Ahad hadis farzı hükmünü, kuvvetini bera almaydı. Degen. Ve bazı ulamalar onu sünnetini, adeti sünnetler sınıfına kirgizgen. Şunun için ihtilaf kıladı ulamalar bu meselede. Hasse sünnet tutgeller. Lekin hiç kim bunu kıması günahkar bo'ladi demeydi. Üzük takış. Üzükünü sünnet ekanligi to'g'risida hadisler var da. Yani bazı joylarda üzükünü akıllı hoşu bor adam takmaydı degen hadisem var. Yo amir takadı, yo mamur takadı, yo cinni takadı degen manada hadisler var. Asarlar var. Uşa orunda demek sünnetlerini klasifikasyasını acilata biliş gerek. Madem ki onu kıl, bunu kıma, bunu kılaman, ben bundan alaman deydigen davada bulsak. Bu mesela mazhab gergeç gerek. Eğer küçük yetse hiç kim indemeydi. Katta meydan çıksın, hadislerini örgensin, koysun ortaya deydi. Şimdi sizge ben bir nesine itemem. Bir tabiillerden, tabi'a tabiillerden bir kişi aytadılar ki, kime de isimleri eski kime yaptı? İmam Malik'in şagirdlerinden. O kişi aytadılar ki, ben hadis toplaşke kısa kızıktım deydi. Hadis yığdım deydi. Yığa vurdum, yığa vurdum, hadis yadladım, yazıp aldım, yığa vurdum. Ahırı şu dereceye geldim ki, hadislerini kaysa birge amal kılış gerek, o kaysınız ki amal kımaslık gerek. Doldurup kaldım dedi. Şunaka vaziyetke çüşüp kaldım ki, hadislerini hammasını yığıp, kanday amal kılıçlık meselesi de boşum kattı dedi. Çünkü bazı orullarda buyruk var, bazı orullarda kaytarık var, bazı orullarda başka, bazı orunda başka. Neme kılıçı bilmezden doldurup durganımda, beni İmam Malik bilen Leys kutkardı dedi. Leys ibn Yahya, meşhur fakihlerden. Bu ilk kere insanı uçuradım, hadislerini korsattım dedi. Bu hadiske neme kılamız, bunge neme kılamız. İmam Malik etti ki, bu hadiske amal kılasan sebebi bu hadiske amal kılmıyorsan sebebi bu deyip kursatı verdi. Şular bu megende halak bulardım diye. Hadislerini biliş, meselenin yeçimi mez. Onge amal kılsa boladı mı, bolmaydı mı, onu acilata biliş. Meselenin en muhum ahamiyatlı icayı. İmam Malik'ten gel var yani. Fakih kaçan fakih boladı? Kaysi hadiske amal kılmasligini ispatla bera olsa fakih boladı.
Hadis ekan deb olib amal qilib bo'lmaydi. Hadis ekan deb amal qilaman deseyiz, ba'zi o'rinlarda mut'aga amal qilish kerak bo'lib qoladi. Shi'alar amal qilyapti shuni. Chunki hadisda mut'aning harom qilingani to'g'risidagi rivoyatlarni olmaydi. Tushunarlimi? Sunnat masalasi fuqaholar nazdida boshqa, muhaddislar nazdida boshqa, usuliylar nazdida boshqa. Bular o'rtasidagi farqni ajratmaguncha bu sunnat, bu vojib, bu farz deyishlik insonning o'zini ixtiyorida emas. Joiz emas, mumkin emas. Amal qilish masalasida yagona yo'l qolgan, ulamolar shunga ta'kidlaydi, mazhabga ergashish bilan najot topiladi. Alla mazhabiyya qantaratun alla diniyya. Mazhabsizlik, ya'ni mazhabsizligini mazhab yo'q, men hadisdan Qur'ondan olaveraman degan bilan chegaralanmaydi. Mazhabsizlikning ham turlari bor. Bittasi shu, hadisdan olaveraman deydi. Nima bo'ladi? Oxiri dinsiz bo'ladi shu odam. Mazhablarni chekiga surib qo'yaman degan ulamolar kerak emas. Men to'g'ridan-to'g'ri hadisga ergashaman. Hadis, Qur'onga ergashaman. Qur'on, Qur'onda bir joyda Alloh taolo boshqa gapni gapiradi, bir joyda boshqa gapni gapiradi. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ Kur'an'da ayet. Senin Rabbin esten çıkaruvchi emas. Başka bir ayette نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَّهُمْ Münafıklar Allah'ını esten çıkardı, Allah ham ularını esten çıkardı. Şunu ulamasıdan, müfessirden sorab durup yeçimini topmasayız, Kur'an birbirine zıt yapır yaptı deyip ateist bolas. Dinden çıkıp etas. İkkala ayet hem, ikkala sem ayet. Allah Ta'ala bir cahide isten çıkarmaydı yaptı, bir cahide isten çıkarmaydı yaptı. Allah Ta'ala bir cahide peygamberimizge inneke la tehdi men ahbebte velakinne Allah'a yehdi men yeşadi yaptı. İnneke la tehdi men ahbebte. Siz yakışık örgenlerinizde hidayet kılalmayız. Resulullah ki siz hidayet kılalmayız diyaptı Allah Ta'ala. Başka bir ayette ve inneke la tehdi ila siratim mustaqim. Ve elbette siz siratim mustaqimge hidayet kılasız. İkide ayet, birbirine zıt. Zahirada. Bunu uleması geçip vermese, bunu fukahası geçip vermese, bunu müfessiri geçip vermese, Kur'an'da birbirine zıt narsalar bora kendim, dinden çıkıp etesin. Oşun için, Allah mezhebiyye, antaratun Allah diniyye. Şunu şu şuna deyişedi. Mezhepsizlik, dinsizlikke köpürük. Nima uchun boshingiz og'risa, tishingiz og'risa, ko'richak bo'lib qolsangiz, doktorga borasiz? Savol. Nima uchun? Bu savolni bergan odamga soddamisiz deyiladi. Boradi-da doktorga deydi. Ko'richak bo'lgandan keyin o'zini o'zi operatsiya qilmaydi-ki. Ha, dinda qilyotibdi-ku o'zini o'zi operatsiya. Desiz tushuna olmaydi. Va do'stim, siz dinda o'zingizni operatsiya qilyapsiz. Dinda o'zingizni operatsiya qilyapsiz. Meditsinadaku rasa borsa dunyoingizni yo'qotasiz, o'lasiz ketasiz. Ha, dinda oxiratni yo'qotasiz. Shuning uchun sunnat masalasida ham usulga ergashiladi. Endi Facebookda anu bizni sevib qolgan binti fulon degan bechora tul xotin bor. Bechora shu sevib qolgan bizni joy yo'qligini bilmaydi. Bilsa ham shu harakat qilib kutib o'tiribdi bechora. Qachon qarasa bizning sahifada. E'tibor bermanglar, binti fulan. U shu rosa sevgi izhor qildi, u yoqdan yozib ko'rdi, bu yoqdan yozib ko'rdi, javob bermaganimizga kirib yozib yotibdi. Telegramdagi birodarlik emas, anaqaga aytayapman. Facebookda ana Ahmedmi degan profil, o'shani ya'ni hezimkash rodi, boshqacha rod. Ularga e'tibor bermanglar. Ular hammasi bechora odamlar, bittasi ersiz qolib ketgan, bittasi o'zini anaqadan boyfriendidan ajragan Ahmad Davletov. E'tibor bermanglar ularga. Xo'p, Zindir savolga yetarli javob oldingiz deb o'ylayman. Javob oldim, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p, birodarlar, keyingi birodarlarga savolga javob imkon beramiz. Bitta choy damlab beringlar. Hop. Qani bizning adminlarimiz?
alaykum va rahmatullohi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yana bu Lopos degani bor ekan-u, ja arablar o'zlarini anaqalarda ofislarini muzey qilib qo'yibdi. Arablar kim deb biladi? Uni bir qahramon deb biladimi? Lopos kim u? Lawrence emasmi? Lawrence, sir. Lawrence, al Bell'ni ishchi qo'lda ishlar ekan. Uni gapirganmiz. Gertrude Bell deb Abror Muxtor Ali deb yozsangiz chiqadi. Gertrude Bell, Abror Muxtor Ali desangiz, YouTube'da ham chiqadi. Lawrence Arabiya degan mavzu ham bor, uni ham gapirganmiz. Xo'p, boshqa savol bormi? Bor, Asadulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Siz yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh. Rahmat. Siz ma'lumot xodim masalasi bo'ldi, shundirki savol bo'ldi. Kifoya qiladi dedingiz-ku, agar kessak bilan bo'lsa, agar yoki paxta bilan bo'lsa dedingiz. O'shanda agar misol uchun biz endi sovuqroq joylamiz. Qishki vaqt kelib qolganda jas sovuq bo'lib ketgan, misol minus 20, minus 30 gradus bo'lganda o'shanda o'sha qog'oz bilan cheklansa bo'ladimi? Albatta. Balki lozim ham bo'ladi. Sovuq joylarda xavfli. Amr ibn As radiyallohu anhuma safarga chiqqanlarida payg'ambar alayhisolatu vasallam uni amir qilib jo'natganlar, boshliq qilib. Borgan joylarida kechqurun junub bo'lib qoladilar. Junub bo'lib ertalab turib g'usl qilmasdan tayammum bilan imom bo'lib odamlarga namoz o'qib beradilar. Keyin odamlar e'tiroz bildiradi. Qaytib kelganlarida payg'ambar alayhisolatu vasallamga shikoyat qilishadi. Nimaga bunaqa qilding deganlarida Alloh taolo Qur'onda vala tulqu bi aydikum ila tahluka degan, o'zingizni o'zingiz halokatga otmang degan. O'shaning uchun sovuq edi, halokatdan qo'rqdim, shuning uchun tayammum qildim deganlarida kulib qo'yganlar. Ya'ni ijozat berganlar. Boshqa bir rivoyatda safarda bir odam kechqurun junub bo'lib qoldi, ertalab turganda so'radi, sovuq, qattiq sovuq. Men tayammum qilsam bo'ladimi dedi. Deganda yo suv borki g'usl qil deb majburlab g'usl qildirishdi. U bechora g'usl qildi, sovuq urib o'ldi. Qaytib kelganlarida payg'ambar alayhisolatu vasallamga bu gap voqeani aytishganda qatalahum qatalahumulloh dedilar. Sizlar ya'ni shu o'ldiribdi bular. Shular o'ldiribdi. Alloh ham ularni o'ldirsin degan ma'noda ularga qattiq tekkanlar. Bilmasa so'ramaydimi deganlar. Bilmasa nima qiladi boshqa odamga unaqa qil, bunaqa qil deb. So'ramaydimi deganlar. Ko'p odam mustahabni suv bilan yuvishlikni asos deb o'ylar ekan. Yo'q, suv bilan yuvishlik o'z nomi bilan mustahab. Qissa savob bo'ladi, qilmasa gunoh bo'lmaydi. Sovuq o'lkalarda, sovuq vaziyatlarda yuvmaslik kerak. Paxta yoki qog'oz yaxshi yoki kesak bilan kifoyalansa bo'ladi. Uni sovuq urdirib, shamollab o'ziga zarar yetkazadigan ishga shariat buyurmaydi. Tushunarlimi? Siz yana bitta savolim bor, uzr. Xo'p. Men endi bir kun bittasi bilan gaplashib qoldim, endi uni bilmayman qanaqa odam, endi bilmadim, men shu zarar yetib qoldim, tushunmadim buni. Menga, menim misol uchun bir ulamoni gapirsam, endi o'tib ketgan bo'lsa, Alloh rahmat qilsin dedi. U menga keyin uni aqidasini bilmasang deyapti, unaqa deyishing mumkin emas deyapti. Endi bu biroz mubolag'a. Mubolag'aga, g'uluvga o'tib ketgan odamlarning gapi. Ular tirik odamlarni ham musulmon demayapti ba'zi odamlar. Ana shunaqa. Tirik odamlarni ham avvalo bularni kofir deb bilamiz. Qachonki e'tiqodini aytib bersa, keyin musulmon deymiz. Bu aynan o'sha Payg'ambar alayhissalotu vasallam bashorat bergan, bizni ogohlantirgan jahannam itlari nomini olgan xavorijlarning usuli. Xavorijlar avvalo o'zlaridan boshqalarini hammasini kofir deyishgan, qachon musulmon bo'lsa, keyin uni musulmon deb bilamiz deyishgan. Bu juda katta xatar bo'lgan, islom tarixidagi birinchi bid'at hisoblangan. Hazrat Ali'ni ham shuni uchun ular kofir deb e'lon qilishgan. Endi o'tgan odam haqida ulamolar aytadi.
99'da küfürge alameti var. Bir tane Müslümanlığı ihtimal var. Ne bakalım ne? Allah rahmet kısın deyilen. Çünkü şu bir tane kim gelir salam vergen. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu deyilen. Lekin başka işlerin hepsi küfürge dalat kıp durdu. Uşa salamıge göre onu Müslüman deyilen. Ebu Hanife rahimahullah'ın üyelerini havariciler basken. Saymari menakıbı Ebu Hanife'de keltirgen bu hikayeni. Havariciler basıp o kişinin etikadını şuna kakıp sürüştürgen. Sen kafırsan bizge iman keltir deyip. Keyin imtihan kıyen. İmtihan şu. Eşeğini tekede bir adamın cesedinde yatıptı. Kayıp bulup kayıplikten öldü. Kayıp halde öldü. Yani bittesi var, zinakar, zina kılıp, zinadan, kutulu almasından özünü asıp öldürdü. Şu adam Müslüman mı, Müslüman mı mı degen? Degen de o kişi etkiler ki, o kaysi milletten degenler Ebu Hanife. Yahudilerden mi degenler? Yok, Yahudi imez. Nasranilerden mi degenler? Yok, Nasrani imez. Kaysi milletten, he? Müslüman milletten degen. Havariciler. Ebu Hanife etkiler ki, özüler Müslüman deyip durdurlar ki degenler. Müslüman, Müslüman milletinden mi? Müslüman milletten. Kıgen günahıya Allah-u Teala hesap kitabını kıladı. Lekin onu Müslüman deyimiz biz. Müslüman bugün deyinki ne kılamız? Rabbena gfirli ve li valideyi ve lil mu'minine yavma yakumul hisab. Beni keçirgin, ata anemli günahını keçirgin, mu'minlerini günahını keçirgin. Mu'min mi buldu? Günahını keçirdin, dua kılamız. Rabbena gfirlana ve li ihvanina allazine sebequna bil iman. Bizden aldın ötüp gitken imanda ötkenlerini Allah Teala uzun günahlarını keçirgin. Dua. Kur'an'daki ayet. Ötkenlerini dua kılamız. Ötkenlerine dua yetip barat. Ve ötkenlerini bitti Müslümançılığı'ya dalalat kıladigen bir tane sebep bu seyem uşa sebep bilen onu Müslüman deyip dua kıla uğramız. Şunu anlayayım mı? Son neyin düşündüğü kub mesele en okuydu. Mesela şu şunlar senden bitti sebep burada dediğiz. Sonra şunun onun mescidde namaz oku kendini kurganız. O şu adamda ümmetki kıyken hizmetlerini kurganız. Bu uşan diyeyim tanı olmadı. Yani onu tanı almaya koyuyorum. Ona kadar adamlarını uzunu gaplaşmaya koyuyorum. Ular Allah rahm kımese, Allah Teala hidayet kımese, rasvası çıkıp olgan adamlar. Uzun hayatı parakende bu bugün, o şey parakendeliğini, yani alemini taşkardan August geledi. Binti falan da yazı alıp, şu başka erkeklerine profili gikirilir, yazı yürüdü bir çareler. Yani ir sırap kogen, tül hatullerine okşatamak onlarını. Uzun hiç kim işitmeydi şularını. Şularını bir cemaatke olduğu çıkıp durup, hakkını yapıradigen, halal haramını düşündürüp veredigen seviyesi yok. Ne bakıladı? Şu eri sıragen hatun yokşap, eri talak koygen hatun yokşap çıkıp alıp hemmege lağ saçırtı oturadı. Ölgenin tüzü gidiyseyiz zaten uzun ölü bugün bunlar. Şunun için onlara itibar bilmeyin. Kup onlar bilen gepleşen insanın kalbini kora itiradı. Uzaklaş gerek. Muhumurak iş bilen şuğurlanış gerek. Sünni akidelerini okuyayım. Sünni akidelerini okuyayım. Sünni akidelerini okuyayım. Akidette tahavviye var. Uyum yakşı. Kelesini okup koysayız yakşı. Bolat. Selamat olayım. Selamu aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Rahmet. Bize de bir fikir alışkanımızdık. Yakında şöyle. Müştehitler meselesi de. Çünkü bir siz nokta koyduysanız yakışı bulardı. Kanaka ki yani yine bir yüz yıldan ki mi yok yakın tarafına mı yok ki mi müştehit mutlaklı çıkışı mümkün mü? Şuna kadar bu hanifle görmüşe yani yok. Ule de adam küçülüyor abi. İstihbat kıladıyor. Hop, müştehitler hakkında uşa aldığından bir gebir yanı deyik. Adı topu alırsam oku verer ben de. Şimdi tercüme bu iş gerek de. Hop. Nefi'ul kebir.
Xo'p, o'zi mujtahid Abu Hanifalardek mujtahidga ummat muhtoj emas. Chunki yuqorida aytdim men, bir marta kashf qilingan narsani qaytadan kashf qilishga hojat yo'q. G'ildirak zotan kashf qilingan. Endi g'ildirakni ustiga qo'yadigan narsamizni o'rganishimiz kerak. Bug' bilan yuradigan apparatni ishlab chiqdik. Tesla ho eski paytda boshlagan elektr energiya bilan, quyosh energiyasi bilan yuradigan apparatni, keyin benzinni ishlab chiqishdi. Endi hozir yana tok bilan yuradigan. Zotan g'ildirakning ustiga qilishyapti shu narsalarni hammasini. U g'ildirak Abu Hanifalar ya'ni ishlab chiqqan narsa. Ularni yana qaytadan kashf qilishga hojat yo'q. Bunga urinishlik behuda narsa hisoblanadi. Behuda narsa. Mujtahidlik da'vosini qilganlar bor, Abu Hanifadek manman deganlar bor tarixda, lekin ummat ularni qabul qilmagan. Qabul qilmaganligi qanaqa ma'noda? Ya'ni ehtiyoj yo'q. Sizni yangitdan yangi usulingizga ergashib ummatni yana yangitdan bir mavzuga tortish hojati yo'q. Lekin zamonaviy masalalar chiqadi. Ular nima bo'ladi unda desa, uni o'sha masalani, zamonaviy masalalarni o'sha eski mujtahid mutlaqlar ishlab chiqqan usul bo'yicha yechilaveradi. Bo'ldi. Endi mujtahidlar to'g'risida mana bitta men hozir kitobni ham ochdim. An-Nafi'ul Kabir liman yutali'u jami'us sagir degan kitob. Abdulhay Laknavi rahimahullohning kitoblari. Bu kitobda endi ko'p ekanda anaqasi. Hozir. U tarjima qilish kerak shu kitobni, bizcha anaqa qilmayapmiz. Bu to muqaddima ekan. بتجدلر اعلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد شرع الشرائع ويبين الاحكام واظهر لنا الحلال والحرام ثم الصحابه المهديون لا سيما الخلفاء الراشدون صرفوا سعيهم في اقامه المشروعات وايضاح الاحكام بالحجج الواضحات شنو يخشي بلي النبي صلى الله عليه وسلم بزغا شريعتنا joriy qilib ketdilar va bizlarga hukmlarni ochiqlab berdilar va bizlarga halol va haromni izhor qilib ketdilar. So'ngra sahoba, mahdiy bo'lgan, hidoyatda bo'lgan sahobalar bu ishni davom ettirdi. Xususan xulafoi roshidinlar bu ishda juda katta ummatga manfaatli ishlar qoldirishdi va o'zlarining sa'y harakatlarini qonunlarni qoyim qilishlikka, ya'ni usullarni joriy qilishlikka sarflashdi va hukmlarni izohlab berishlikka, hujjat vozihalarni, ochiq-oydin hujjatlarni bizlarga bayon qilib berishlikka umrlarini sarflab kelishdi. Summan taqala irtal ilmi ila tabaqati tabi'in. Keyin ilm o'zlaridan keyingi tabaqa bo'lgan tobi'inlarga meros qoldi. ومنهم إمامنا الأقوام أبو حنيفة الأعظم. وشا ميراث قلب أجان. وزلردن ألدنج صحابة لردن ميراث قلب أجان. إلم ألجان طبيعي لر جملة سجى. إمام أبو حنيفة النعمان إمام أعظم رحمه الله نه. سنشمت ممكن. ثم إلى من بعدهم إلى زماننا هذا. لكن ما يتبلر. كي أندن كينج أندن كينج أندن كينج علماء لرجع. Meros bo'lib o'tib keldi mana shu bugungi zamonimizga ko'ra. Va mimman ishtahara madhabuhum va ularni ichida kitob mazhablarini devon qiladigan, mashhur bo'lgan mazhablari mashhur bo'lgan odamlar paydo bo'ldi. Va duvinatul kitob ala sulukihim a'immatul arba'a. Keyin kitoblar devon qilindi, kitoblar yozildi. Avval sahobalar paytida kitob yo'q edi. Rasululloh davrlarida kitobga urg'u yo'q edi. Ular ahkomlarni, shariatlarni bizga tushuntirib berdi. Keyingi ummat Abu Hanifa rahimahullohlar davridan mazhablarni, usullarini devon qilish, kitoblarga tariqalarini
usullerini bayan kılışke sarplaştı. O tört imam kim dese Abu Hanife ve Şafii ve Malik ve Ahmed. Ve mezahibi bakıl müctehidin kad inderaset. Başka mezhepler hem barıdı. Uşa öz davrıdı. Ular la yücud laha asar. Ular hem bir medrese teşkil kılışke hareket kılıştı. Lekin ulardan asar kageni yok. Abu Hanife'den kagendik. İmam Şafii'den kagendik. İmam Malik, İmam Ahmed, İbn Hanbel, rahimahumullah aleyhim ecmaillerden kagendik. Miras kamadı, asar kamadı. Ve la yura biha hayrun yastakar. Yani istikrar kigen, yani barkarar turgen hiç bittenerse başkalarda kageni yok. Şunlar da kaldı bizni müştehid imamlarımızda diyebdiler. Vaktimiz benim ola bugün için az yine sizlerin vaktiyle olamayın. Lekin sen kitap açış kıyım buluyordu PDF bugün için. Hop. Yeterli, rahmet, domle, başkalarına yani bu vaktiden atlamaylık. Umumi hulası şu, müştehidi mutlaklar Abu Hanife deyik, ulardan kora zor çıkışı mümkün mü dese, farazan mümkündürü, lekin kereymez. Çıkkan takdirde ham ulamalar unge sen özünden özün usul payda kime deyişedi. Beşinci mezhep şekil kime deyişedi. Kımakçı bugün diyen kabul kılış mıydı? Ne bu arada hadir hükümde yenge meseleler yukarıda etkenimdeki cemaavi şekilde yeçiledi ve o cemaavi şekil kadimgi müştehit ulamalarını usulü bilen yeçiledi. Şimdi geldik.